Hepinize tekrardan selamlar gönderiyorum ve hattımıza dönüyoruz. Alo. Alo. Efendim, selamlar, saygılar. Sayın Başkanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Eyvallah. Efendim, şu anda hattımızda Samkom Genel Başkanı ve Türkiye'nin çok değerli iş adamı, benim çok sevdiğim, bizlere yıllardan beri hep destek olan Hasan Kayaççı abim hattımızda. Evet, ya nerelerdesin sayın abim? Murat Show'da canlı yayındayız şu anda. Valla sağ olun, teşekkür ederim. Valla biz buralardayız. Samkon'un genel merkezindeyiz. Samkon genel merkezinde yarınki organizasyonla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Yarın kongre mi var sayın başkan? Ya, Samkon'un kongresi var. Evet, başarılar diliyorum ben size. Sağ olun, teşekkür ederim Murat Çoğal. Evet, sayın başkanım, şimdi tabii sizleri yakinen tanımayanlar bilmez ama gerçekten Kaya abimiz çok iyi bir iş insanı. Hem ülkemize çok güzel hizmetlerde bulunuyorsunuz. Samkom'a genel başkan olduktan sonra da orada da güzel işlere imza atmaya başladınız. Samsun ismini dünyaya duyurmaya başladınız. Bu yeni kongrede başkan seçilirseniz tekrar projeleriniz var mıdır? Onlarla ilgili bizlere açıklama yapacak mısınız sayın başkan? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Tabii ki biz Samsunluyuz. Samsunlu olmamız hasebiyle, yani Samsun'la ilgili gurbette Samsun'la olan çok güzel şeyler yapmaya başladık. Evet. Daha önce 25 senedir yaklaşan zaman içerisinde zaten sivil toplum kuruluşlarında Bafralılar Dernek Başkanlığı, SADEF'in genel başkanı ve en sonunda da bundan 10 sene önce de Samkon'un kurucu başkanı olarak da bir dönem görev yaptım. 2 dönem yapmadım ve 4. dönem olarak da tekrar genel başkanlığa talip oldum ve genel başkanlığı yaptım. Evet. Şu anda da 5. dönem olarak da yarın kongremiz var. Allah hayırlı eylesin inşallah Samsunlular için, sizler için. Sayın başkanım, gerçekten çok başarılı bir insansınız. Hem iş hayatınızda hem de STK'larda güzel işlere imza atıyorsunuz. Yani zaten zaman zaman da yurt dışında ülkemizi de temsil ediyorsunuz bir iş insanı olarak. Buradan ben özellikle Samkom Genel Başkanı Sayın Hasan Kaya Aşçı'ya şunu ifade edelim. Yarın kongre var. Kongreden sonra Samsun günlerini devamlı yapmaya başladınız. Samsun'da ne zaman yapacaksınız sayın başkan? Onu ifade etmek istiyorum ben sizlere. Genelde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ile istişaredeyiz. Evet. Zaten 30 Ağustos'ta biz bir bisiklet turnuvası yaptık. Evet. Samsun 600 kilometrelik Samsun Ankara arasındaki olan illerimizle beraber çalışmalar yaptık ve Samsun'dan çıkaraktan 4 gün sonra Ankara eski meclis önünde final yaptık ve bizim bisiklet turnuvası uluslararası oldu. Az önce uluslararası bazı düşünceleriniz, evet, çalışmalar olduğu deyince, evet, Japonya'dan, Kanada'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İsveç'ten, Norveç'ten, Belçika'dan, Azerbaycan'dan 23 ülkeden sporcularımız geldi bisikletle ilgili. Evet. Ve bunları biz Türkiye'mizi tanıttık. Bunlar da bizim yabancı ülkelerde Türkiye'mizi tanıtmaya, Samsun'umuzu tanıtmaya faydalı oldular diye düşünüyorum. Ve bu aktivitelerimiz her sene 30 Ağustos'ta devam edecek. Artı yarın kongreden sonra da ilk işimiz Samsun günleri yapıp tanıtım günleri yapacağız Yeni Kapı'da. Onun hazırlıkları içerisinde inşallah kongreyi de tabii ki Allah'ın izniyle çok farklı bir şekilde halledeceğiz, yapacağız diye düşünüyorum. Evet, Samsunlar için hayırlı olsun. Sayın Başkanım, bir de şunu ifade edeceğim sizlere. Samsun Spor'u da yakından takip ediyorsunuz. Desteklerinizle hem de şu anda yöneticilik yapıyor musunuz orada onu bilmiyorum ama ne zaman Samsun Spor'la ilgili de böyle çalışmalarınız başladı? Samsun maşallah dolu düzgün gidiyor. Yarın da inşallah Fenerbahçe'yi yeneceğiz. Umut ediyoruz. İnşallah. Vallahi işte yarınki maçtan biz biraz mahrum kaldık. Yarın kongre olduğu için. Bu hesabı yapamadık. Evet. Bu hesabı yapamayınca da işte Samsun Spor Fenerbahçe maçına gidemeyeceğiz. Ben Samsun Spor'un dernek yönetimindeyim. Evet. Ve Samsun Spor'un bütün deplasmanlarına, daha ağırlıklı deplasmanlarına, bu İstanbul'da olmamız sebebiyle işte İzmir'de olsun, Manisa'da olsun geçen senelerde
Yani Balıkesir'de olsun, bütün deplasmanlarına gidiyoruz. Bir keyifle Anadolu'da olsun gidiyoruz, Ankara'da, Konu'da olsun gidiyoruz. Ama tabii ki bunlar bazı şimdi ikinci şeyde olduğu için Samsun'un biraz daha deplasmanı farklı oldu tabii ki. Berlik'te olması hasebiyle ve güzel önemli maçlara da Samsun'a gidiyoruz. Yani biz Samsun Spor'la ilgili büyüdük, Samsun Spor'la ilgili yaşamaya devam ediyoruz. Evet. Sayın Başkanım, şimdi evet yoğunsunuz biliyorum ama bir şey daha soracağım. Yine çok güzel bir hizmet yaptınız. Deprem bölgesine ciddi bir yardımda bulunmuştunuz. Samsun Mahallesi kurmuştunuz orada. Hala devam ediyor mu merak ediyorum, onu da sormak isterim size. Evet, deprem bölgesinde arkadaşlarımızla beraber Samsun Kent Köyü olaraktan kurduk. 100 kontinyelik bir yer kurduğumuzda Samsun'da inan biz 3. 4. günlerinde depremin faaliyete geçirdik. Fırınıyla, seyyar tuvaletleriyle, çocuk oyun parklarıyla, klimalı kontinyelerimizle, bulaşıkhanemizde, yemekhanemizde ve Ramazan'da hafta akşamları iftar yemeği, gece saat 3'te sahur yemeği derken Allah razı olsun. Çok güzel bir şekilde 8 ay biz kendimiz Samkon olarak yürüttük ve organize sanayi içerisinde olduğu için de organize sanayiye 8 ay sonra devrettik. Ama yine de bizim takibimizde yine de bazı ihtiyaçları olduğunda karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda bizim Samsun kentli olarak da devam ediyor. Evet, başkanım her alanda hizmete koşmaya devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı sayın başkanım? Valla biz Samsunluyuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de bizi bu güzel bir günde böyle bir Murat Şov'a davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Samsun'la ilgili tabii çok çalışmalarımız var. Şimdi Samsun'a Büyükşehir Belediyesi olaraktan güzel bir genç bir arkadaşımız geldi. Bununla olan istişaredeyiz. Bununla beraber görüşmelerimiz, konuşmaların birlik beraberliğimiz devam ediyor. Ve Samsun'da güzel bir aktivite yapmayı planlıyoruz. Bunun akabinde tabii ki İstanbul'da Yeni Kapı'da çok büyük bir tanıtım günleri yapacağız. İnşallah. Başkanım, ben tekrardan başarılar diliyorum. Sizi seviyoruz. İnşallah seçimden sonra bir çayınızı içmeye yine uğrarız. İnşallah. Evet, İnşallah. Allah'a emanet olun. Yarınki kongrede de başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Eyvallah. Evet, sayın başkanı hatta aldık efendim. Evet, Kaya Akça abim. Samsun Konfederasyon Başkanı, yarın da kongreleri var. Başarılar diliyoruz.